Bir zamanlar en büyük hayaldi şehirde yaşamak. Peki bu hayal hayatımıza ne getirdi? Trafik, kalabalık, yalnızlık, stres, sıradan ilişkiler, tatsız yiyecekler. Tam şu an şehirden kaçıp gitmeye karar versem... Neyse yerken ben de çaktırmadan keser miyim acaba? Acaba gerçekten yapabilir miyim? Yapamıyorsun ama Kıvanç. Eşin yapıyor mu? Yapamıyor. Yani hayal ettiğim hayat ne kadar kolay? Ya da bize gösterildiği kadar masalsı mı? Ben ilk defa kuş kurmazlı omlet diyeceğim. Gerçekten. Bir gün ailemi şehirden uzakta bir hayat kurmaya ikna etmem gerekiyorsa... Döküp durursun sütleri, dökme. Biraz elimden kaydı, kusura bakma. Öğrenmem gereken çok şey var. Önce kraliçe abiyi bulmamız gerekiyor. Ben Kıvanç Kasabalı, şehirden uzakta, kadın çiftçilerle bir arada Muğla Ula'nın Yeşilçam köyündeyim. Bu ne böyle? Kaşığı yersin dedim. Yemyeşil bir buğday denizinde kaybolup giderken insan kendini bahar rüzgarına bırakıyor. Antik çağlardan bugüne hem mavinin hem yeşilin kıymetini bilen bu yörenin insanlarıyla buluşuyorum. Tatilcilerin çok sevdiği yerlerden Akyaka'ya çok yakın şahane bir köydeyim. Burada beni neler bekliyor çok merak ediyorum. Heyecanım büyük. Müthiş bir bahar gününde Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Yeşilçam köyündeyim. Evet, Yeşilçam köyündeyim. Burada kadın çiftçilerle beraber müthiş bir Yeşilçam macerası yaşayacağız. Evet, Yeşilçam maceramız başlıyor. Yeşilçam köyü insanlarıyla, doğasıyla gerçekten mükemmel bir yer. Vallahi burada olduğum için o kadar mutluyum ki. Daha ne olsun? Ya yine mi gübre ya? Şakası bir yana, köy hayatı hayaliniz varsa gübreyle iç içe bir hayata hazır olun. Aslı'nın kuşkonmaz tarlasına adım atmadan önce güne Duranfer abla ve ineklerinin yanında başlıyor. Duranfer abla kolay gelsin. Sağ ol. Günaydın, kolay gelsin. Sağ olun. Ne haber, yemliyor musun? Yemliyoruz şu anda. Acıkmışlar galiba. Acıktılar. Değil mi? Sırf saman mı veriyorsun? Yok. Yulaf var içinde, saman, mısır silacı var, arpa ezmesi. İyi besleniyorsunuz ha. Yem. Duranfer abla size iyi bakıyor. Ama iyi beslenmese bundan süt vermez ki. Vermez tabii. Tabii. Süper. Vallahi size kolay gelsin. Kıvanç abi diyorum, hasat at. Tamam, size çok kolay sağ olasın. Gelsin. Sana da kolay gelsin. Hadi, görüşürüz. Kolay gelsin ablacığım. Görüşürüz. Bay bay. Aslı gitti. Kaldık baş başa. Baş başa. Ne yapacağız? Dedem süt sağırız. Ben de biraz toparlayayım mı buraları? Toplayabilirsiniz. İstiyorsan direkt süt sağalım, bilmiyorum. Yok, topla buyur. Sen söyleyeceksin yapılan işte. Vallahi acıkmışlar ama ineklerin çok güzel maşallah, iyi bakıyorsun. Ama iyi vallahi bakmasan... Vallahi tertemiz. Buna süt yemez ki. Ama bakar mısın, pırıl pırıl ya hepsi. Var mı bir isimleri falan, isim takıyor musun öyle? Bu sarıya Beter Ali diyoruz. Hangisi? Bu sarıya tohumlu geçeceğiz. Şu mu? Ha. Beter Ali. Beter Ali. Ceylan var. Hangisi buna Ceylan? Ceylan diyoruz. Ceylan gözlü mü? Orada aslında oradan gelen şeyler var, kuşkonmazlar var. Kökleri. Hangisi? Şu mavi kasa mı? Mavi kasada. Dur getireyim bunları ben onu. Bunları getir de bir ineklere şunu verelim. Kuşkonmaz yiyor ineklere. Aynen. Vay be, sosyete ballı inek ballı bunlar diyor. Ben sana söyleyeyim. Böyle serpiyorum. Böyle elle hepsi atsam. Hepsi iyisinle. Ballı ballı. Kuşkonmaz çok faydalı. Aynen. Hemen sütleri çuvalar indi bunların. O kadar etkisi oluyor. Aynen. Alın bakalım, bol bol yiyin. Sen her gün böyle veriyor musun? Veriyorum, Aslı'dan alıyorum. Kuşkonmaz da veriyorsun her kuşkonmaz gün. Kuşkonmaz da veriyorum. Vallahi çok iyi besliyorsun Duranfer abla. Kuşkonmaz. Ben ilk defa ineklere kuşkonmaz verildiğini duydum ya. Bu da herhalde bu köyün bir özelliği. Aynen. Burada kuşkonmaz yetişiyor değil mi? Kuşkonmaz yetişiyor. Kendimiz de yapıyoruz. Sonra zaten Aslı'nın tarlasına gideceğiz. Al bakalım. Vallahi hadi inekler... Da bir göz hakkı. Kuşkonmaz köküyle besleniyor değil mi? Aynen. Kuşkonmaz köküyle. Valla böyle bir köy olamaz yani. Otu yemiyorlar ha kuşkonmazı bulunca. Ballı ballı oluyor ya onlar. Tabii. Yani bayağıca dök, yeni doğdu.
sütü hangisi? Çok olsun şu. Ha, sana torpil. Al bakalım, sana torpil. Sen yeni doğurmuşsun, al. Bol bol ye, al sana da. Sağıma geçelim. Geçelim mi? Hı. Kuş korumazları verdik. Ya bakar mısın, sepeti yiyecek ya. Vallahi sepetten yiyor ha. Görüyorsun. Sen de al. Tamamdır. Hadi biz süt sağmaya gidiyoruz. Evet Duranfer abla. Aa, ama orayı dur. Orayı pislemişler. Ha, ben bir temizleyeyim orayı. Temizleyelim de öyle sağ. Ben alışayım ya bu işe. Sen bu işi bilip durursun ya. Gübreniz mi temizlenecek? Arayın beni. Orasını da al gari. Hepsini alacağım dur. Tamam, burası temizlendi. Daha önce ben süt sağdım. Sağdın mı? Ama elle sağdım. Eline sağdım şimdi. Bakalım ilk defa makineyle sağacağız. Bu daha mı pratik oluyor? Bu daha pratik olur. Değil mi? Zaten tek başınasın. Sen nasıl bu kadar ineği sağacaksın? Çok enteresan makine. Direkt vakumlu. Tak, memeyi kapıyor. Aynen. Bir de tabii bundan bakalım. Sonra elle sağmak zor gelir. İnekler sağdırmıyoruz zaten. Hayır, sağdırmıyorlar mı? O yüzden makine kullanıyorsun. Makine mi? Nasıl araya gireceğiz de takacağız? Bunu böyle uysuzluk kapacağız. Uysuzluk yapmasınlar şimdi, beni tanımıyorlar. Seni tanımıyorlar. Ha. Şöyle. Ha. Ne yapayım ben ya? Ablacığım ben buraları bir temizleyeyim önce. Temizle bakalım. Kaldır. Tamam, bunu sağarız herhalde değil bunu mi? Bunu sağayalım. Tamam. Altın temizledik ya. Aha. Tamam mı? Hı hı. Ver bakalım. Dur kızım. Ha. Kaptı benimki. Dur, ucunu görmüyorum ki. Tamam. Tamam. Bu iş pratikmiş ama, ben sana söyleyeyim. Aynen. Değil mi? Tamam, burayı bırakıyor muyuz? Yok, orası çalışsın da burasını alalım. Ha, geçiyoruz öbürküne. Sen memeyi çıkartsana. Tut bakalım ucundan. Ama orası doldu mu acaba? Dolmak üzere. Dolmak üzere mi? Onu da ben çıkarayım. Şimdi bakarız ona. Dur bakalım. Taptaze inek sütümüz zaten dumanı tütüyor. Kuşkonmazla beslenen inek. Ben ne yapayım? Gidip sökeyim mi orayı? Şeysi bittiyse, memesinde bittiyse alalım. Teninden al, ben bunu al. Tamam. Ben buraları bir silseydim ya. Temizle, bunu sağ. Evet ya. Artık sloganımız belli. Kıvanç Gübre, Muğla 14. kilometrede. Bunlar hindi yemi bir yandan yiyip duruyor, bir yandan çıkarıp duruyor arkadan. Dur. Şu köpüğe bakar mısın? Köpüklü süt güzel oluyor her zaman. Evet. Kaliteli süt belli. Hı-hı. Şimdi benim buradan Aslı'nın yanına gitmem lazım. Kuşkonmaz hasadı yapacağız. Hı, tamam. O yüzden bu taze sütle yarın seninle bir yoğurt yapalım. Tamam. Güzel. Tamam, tamam mı? Gel bakalım. İneklerin yavruları için ürettiği bu sütler insan yaşamına verilmiş en değerli hediyelerden birisi. Duranfer abla ile sağdığımız taze sütlerden yarın yoğurt mayalayacağız. Şimdi kuş konmaz, kervan geçmez bir tarlaya doğru gidiyorum. Burası kaç dönüm tarla? Şimdi Kıvanç toplam 40 dönüm olduk. Tek parsel içerisinde. İlk başladığında 40 dönümle başlamadın ama değil mi? Yok. 2,5 dönüm gibi çok küçük bir alanda başladı. 2,5 derken 20, daha 20 derken 40. 40 oldu. Böyle yavaş yavaş büyüyoruz. Yeni yatırımlar tarlalarda devam ediyor. Aslı bu köyü değiştiren bir kadın ve ona yardım eden komşu kızlarıyla beraber ben de kuş konmazı A'dan Z'ye öğreneceğim. Kuş konmaz bir kök bitkisi ve bir işte rizom düşün, kök düşün, üstünde memecikler var. Her bir memecikten bir tane sürgün yapıyor. Ve o kadar hızlı uzuyor ki, yani günde şimdi bıraksak biz bunu güneşli bir havada bahar aylarında 13-14 santim hızlı uzuyor. Bir günde. Vaktimiz olsa otursak şöyle. Vallahi izleyebiliriz ne kadar uzadığını. Eğer biz bunu kesmezsek, kendi haline bırakırsak uzamaya devam edecek. Şu mızrak şeklindeki uçlar
önce bir çiçeklenme yapacak. Şu üçgen yapraklardan dal yapmaya başlayacak ve bu bir çalı bitkisi haline gelecek. Hasatı bıraktıktan sonra biz o çalı bitkisine bakmaya devam ediyoruz. Çünkü 3 ay boyunca kese kese köklerindeki enerjilerini bitirmiş, tüketmiş oluyoruz. Yaz boyunca o fotosentezle beraber çalı bitkisi halindeyken depo kökleri de beslemeye devam ediyor. Kendini toparlıyor, geliştiriyor ve bir sonraki yıla hazırlıyor kendini. Hı. Aynı kökten bir daha veriyor mu peki? Aynı kökten yeni kökler yapmış oluyor aşağıda toprak altında. Ama aynı sezonda değil. Değil, bir sonraki seneye hazırlık artık. Tamam. Bir kere bunu kestin vermiyor, seneye bekliyor. O noktadan vermiyor, evet. Ama daha sezon boyunca biz o noktadaki o memecikten gelen sürgünü kestik, hemen yanından bir tane daha çıkacak. Hemen yanından bir tane. Sezon boyu bir tane kök belki 15, belki 20 tane sana sürgün yapacak. Ama bunu 3 ay içerisinde yapacak. Onun için her gün kesim. Haydi buyur bakalım. Bismillah. İlk şeyi, sürgünü sen kes. Peki nereden keseceğiz şimdi? Bir yanlışlık olmasın. Şimdi burada çok kritik bir mesele var. Ben galiba onun için kadınlarla çalışmayı çok seviyorum. O da sen aynı bir hikaye. Sen de bence aynı hassasiyeti göstereceksin onun için. Çünkü aşağıdan gelen küçük küçük sürgünler olabilir. Bıçak eğer ki yandaki sürgünlere değerse onda mutlaka bir kıvrılma, bükülme, gene kalite problemli ürün anlamına gelecektir. Onun için sağına soluna dikkat ederek toprak yüzeyiyle bir... Çok zarif bir şekilde, bir kadın hassasiyetiyle bu sürgünü toprak yüzeyinden bıçağımıza vererek kesip alacağız. O zaman sıfır mı keseyim şöyle toprağı? Sıfır keselim. Evet. Şöyle işte nazik sürgünü. Bir şekilde kuşkonmazın hasadını yaptık. İşte o yüzden burada tarlada kadınlar çalışıyor. Çünkü o nazik elleriyle kesilmesi lazım bunların, değil mi? Bir de şeyi hesaba katsana Kıvanç, yani kaç defa bu kadınların burayı yürüyerek ve taşıyarak eğilip her defasında kesip alması gerekiyor. Sürekli bir bel hareketi, sürekli kolay gelmesi. Aynen. Aynen. Songül'cüm sana da kolay gelsin. Sağ ol, nasılsın Songül? Sağ ol, ben de iyiyim. ne yapacaksın Songül? Çalışmaya konsantre olmuş. Selamımızı bile almadı. O kadar. Ben şu Songül ablaya bir gideyim de benim selamımı almadı. Git git. Biraz da yardım et bize. Songül abla kolay gelsin. Sağ ol. Ne haber? Sen benim selamımı niye almadın? Selam verdim, hiç yüzüme bakmadan devam ettin. Ya hasat bilmiyorum, bu kadar mı önemli? Evet. Allah tabii. Allah. Şurada kes bakalım bir kere. Görelim kesesini. Hadi o zaman yardım edeyim size ben ya. Evet. Bu ince değil mi? Hayır hayır, al. Ha, al diyorsun. İnce tamam. Değil. Bunları da paketliyoruz. Başka pazarlara, tamam. Köy pazarlarına. Köy pazarlarına inceler gidiyor. Evet, evet, evet. Lüks markete kalınlar mı gidiyor? Evet. Tamam, doğru. Şunları da kesebilirsin. Dibinde var mı bakacağız önce. Bakacağız, evet. Dibinde yok. Evet. Bunu alayım mı? Almıyoruz. Onu almıyoruz. Bunu almıyoruz, evet. Bunu hiç almıyorum. Bunu hiç almıyoruz. Tamam. Şuradakini alabiliyorsun. Bunu bak. Alırım. Onu alacaksın. Alırım. Alma desen de alırım bunu. Ben sana şunu da alacaksın. Bakarım. Evet. Çok. Şunda. Tamam. Çok. Çok güzel. Yavaşça, sakince kesiyoruz ki zarar vermeyelim. Zarar vermeyelim, evet. Tamam, devam edelim. Devam edelim. Bunları geçiyorum. Sonra. Ben orada alıncıkları var, şunları evet. Şunları alayım mı? Hadi. Songül abla sen biraz fazla mı topluyorsun? Evet. Yoksa sen senin sepetin küçük, öyle dolu gözüküyor bence. Bilmiyorum, sen çok konuşuyorsun. Ama topluyorum bak, hiç atladığım var mı? Çalıyorlar senin sırada. Ben evet ya. Sen konuşurken sürekli çalıyorlar senin sırada. Kim çaldı? Arziye mi? Evet. Arziye, bak Arziye. İnceyi sana bırakmış bak. Kendi irisini almış, sana inceyi bırakmış. Arziye Hanım, ben seninle konuşacağım. Evet. Bak inceyi bırakmış bana. Arziye çalmadı. Arziye, kendi sırana bakman lazım. Bak benim çıtırları topluyorsun. Yardım yapıyorum artık. Yardım mı ediyorsun? Sağ olasın. Peki sen neler yapıyorsun kuşkonmazla? Kuşkonmazı kızartıyorum. Üstüne domates dökerek. Ekşileme gibi yapıyorum onu kızartarak. Sonra ekmek mi banıyorsun? Evet. Ha, sen sulusunu yapıyorsun tabii. Biz sulu gibi. Tamam. Sana böreğini yapayım mı? Ha, böreğini de mi yapıyorsunuz? Evet. Bayağı börek mi yapacağız yoksa sen gözleme gibi bir şey mi diyorsun? Gözleme gibi sen bilmiyorum. Bilmiyorum ne de yapıyorsunuz? Biz ocağa yap. Mı veriyorsun? Hayır hayır. Dışarıda yapacağız. Şeyin altını sacın yapacağız. Üstünde. Evet. Tamam, o gözleme gibi o zaman. Heh, tamam. Birkaç yufka. Evet, yufka açacağız. Tamam, hazır yufka kullanmayacağız. Hayır herhalde. Hayır, kendimiz yazacağız. Tamam, burada hazır yufka olmaz. Evet, incecik tamam. Yazacağız yufkayı. Tamam, yanına da bir çay demleriz. Tamam. Çalıştıktan sonra bence evet, keyiflice otururuz. Aslı bak, burada
Bir kalın hasatlar var, bir ince var. Şimdi bu ikisi ayrı paketleniyor herhalde. Tabii. Yani biz ne yapacağız şimdi? Önce bir hasatı bitirelim tabii. Daha bütün her yeri bitireceğiz. Ondan sonra bu inceler, kalınlar ayrılacak. Diplerini keseceğiz, daha boylayacağız. Aynı kalınlıkta olanları demetleyeceğiz, paketleyeceğiz. Peki aynı boya mı getiriyorsunuz hepsine? Aynı boya getiriyoruz ve bütün inceler birlikte demetleniyor, bütün kalınlar birlikte demetleniyor. Kaç boy çıkıyor öyle? 4 boy çıkıyor. Yani inceler 1 numara, 2 numara, 3 numara diyoruz. O 3 numaralar jumbo adını alıyor. Çünkü artık iyice kalınlar, iyice etliler. Ona göre paketleniyor, ona göre de herhalde fiyat oluyor değil mi? Tabii. Bizde zaten şeyler... Markete gelince fiyat oluyor. Oluyor. Toprakta yetişen narin bir bitkinin dilinden tabii ki de en narin insan türü anlar. Bir kez daha görüyorum ki kadınların emek verdiği işler ve yerler daha fazla bereketleniyor. Yeşilçam köyünün düzeni ve muhteşem güzelliği de çalışkan kadınların ellerinden çıkmış sanki. Songül abla, çayımızı koyduk. Bir çay molası verelim. Evet. Biraz beklettim ama. Kalabalığı İlk defa bu kadar insana çay dolduruyorum vallahi ya. Ben şeker alacağım, bol şeker. Sen aldın. Bir tane sen almadın mı? O zaman bu senin. Bu da benim. Evet, koyayım. Şeker kullanıyor musunuz? Ben kullanıyorum bol. Yorulduk mu? Niye gülüyorsun? Vallahi ama. Yorulduk. Evvelki yorulmuşlara bakınca bu yorulma değil kindi. Tam hasat başlamadı tabii. Tamam. Bu köyde şunu net gördüm. Kadınlar çalışıyor. Evet. Turgut abi sen alınmadın değil mi? Yok. Seni ben ayrı tuttum zaten. Ben seni ayrı tuttum. Sen bak sabahtan beri çapanı yapıyorsun. Çalışıyorum abi. Evet. Bu keki kim yaptı acaba? Erziye. Benim kuşkonma hazırı götürdün ama kekin çok güzel, ben sana söyleyeyim. Evet, birer çay daha içer miyiz? Evet. Özgeciğim sen öyle geç, ben bu taraftan doldurayım. Yeşilçam köyünün 2021 keçi tıraşı benden sorulur. Sen tek başına duruyor. İnci yemini yediriyorsun. Evet, biraz yemek yesin. Evet. İyi, tüyleri de bayağı uzamış ama. Evet. Şimdi yazlar böyle kırkı kesmeyince genişlemiyor vücudu. Tamam. Keselim mi o zaman? Keselim. Keselim hadi. Tamam, kaç yaşında bu? 1 yaşında. Daha bebek sayılır bu ya. Ben şimdi berber usulü keseceğim ama öyle senin bildiğin usulde değil. Dur. Kes. Dur İnci, şöyle geçeyim. Böyle tutayım, keseyim o zaman. Böyle kessek yeterli herhalde. Bu sezonu yeterli. Rahatça geçirir. Dur, tamam. Sakin ol. Akıllı kızsın sen ya. Evet ya, niye uysuzlandın öyle? Neyse, yerken ben de çaktırmadan keser miyim acaba? Keşke tutmasaydık Ösevcan. Böyle daha rahat kesermişiz vallahi. Evet ya, yem yerken. Hayvan da içinde. Yoksa baksana, ver yemini. Kuşa çeviririz biz bu sabaha kadar. Biraz yanları kısa kesiyorum, üstleri bırakıyorum. O bu senenin modası. Sürekli peşinden koşacağız. Dur bakalım. Oğlum canım, saçını da ilk ben kesmiştim. O yüzden anlıyorum onu. İlk tıraşı olduğu için biraz huysuzlanıyor. Ama seneye alışır. Hadi geçmiş olsun. Bitti mi? Yeterli mi? Yeterli. Kötü kestik keçiyi ya. Vallahi kötü kestik. Çok oynadı ya. Yerinde durmuyor. Selim gibi bak, aynı. Ne
haber? İyi misin? İyiyim. Siz nasılsınız? İyi valla. Şöyle biraz dağıtalım burayı. Getirsen. Sonra okuldan sonra böyle yapılacak işler var ha burada. Evet. Oluyor yani. Keşilere bakacağız. Tabii. Falan. Gerdek gel buraya. Hadi bakalım. Gel. Karıştı burası. Bak hemen memeye daldılar ama. Bak. Onlar kendileri buluyor. Buluyorlar hemen. Bak 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 kuyruklara evet. Bak. Yeşilçam köyünün şahane kadınlarıyla bir günü yavaş yavaş sonlandıracağım. Tarladaki kankam Songül'le börek açmaya hazırım. Hem de kuşkonmazlı. Kuşkonmazlı gözlemenin tadı nasıldır, nasıl yapılır hiçbir fikrim yok. Ama hasattan sonra tazecik sebzelerle, otlarla yapılan her şeyin tadı ayrı bir güzel oluyor. Kuşkonmazları doğrayacağım. Burada soğanımız var. Evet. Onları da doğrayacağım. Evet, evet doğrayacağız. Hepsini aynı anda mı kavuracağız? Hayır. Önce kuşkonmazı biraz öldürelim. Tamam. Ben ateş yandı herhalde. Yandı. Tamam. Seni bekliyorum. Tamam. Onu aldın sen. Şimdi onu doğruyorum. Ben doğramaya başlıyorum. Aha. Peki bunun kalınlığı önemli mi? Yok, kendi kafana göre takıl. Tamam, evet. Sen solaksın galiba. Ben solağım. Oo. Kendi tamam. Daha güzel. Tamam, hazır. Evet. Tamam. Ben de şurada yukumu açarım. Kuşkonmazları bir tavaya koysana. Koyayım mı önce? Siz acı seviyorsunuz herhalde. Kırmızı pul getirmişsin. Evet ama çok acı değil. Gözleme diyorsunuz değil mi buna? Biz börek der geçeriz. Börek deyip geçiyorsun. Evet. Oo, ne güzel sarımsak koktu. Soğanları da koyuyoruz. Kıvanç çok yavaşsın. Ben ikinci yıkamı açıyorum. Ablacığım sen de hıza takıldın ama. Evet. Sürekli evet. Yavaşsın diyorsun. Al tamamdır. Oldu mu? Oldu. Çok hızlısın. Vallahi çok hızlısın. Yapamıyorsun ama Kıvanç. Hı? Yapamıyorsun. Normal değil mi? Değil. Eşin yapıyor mu? Yapamıyor. Yani o zaman şimdi. Dola şöyle. Aha. Olmuyor. Şöyle yapalım. Kıvanç onu bırakalım bir kere. Tamam. Şimdi içimizi senin döşeyelim. Açtığını. Tamam. Benim yaptığımı. Ha, bu şekilde şu tarafına. Şöyle şu tarafına koyalım. Yerleştirelim. Şöyle yerleştirelim. Evet. Tamam. Kanapa attık. Basıyor musun? Kenarlarını mu? Basıyorsun hemen. Basalım. Bak burada özenerek yapmaya çalışınca olmuyor. Oldu mu ablacığım? Bir pişmedi daha. Yüzünü çevirdim. Biraz ateş mi az acaba? Rüzgarla duymuyor ya. Az değil mi? Evet. Biraz daha getir onu buraya kadar. Aha. Oynama. Yiyelim bakalım. O benimki, ben yiyeceğim onu. Biraz da benim yukaya koyalım. Sana da koyalım. Yiyelim bakalım. Kapadım ki bunu. Aç açabiliyorsun. Evet, kapatmışız. Şimdi buna ne koyacağız? Peynirli olanı. Peynir, evet. Tamam. Şöyle, oh. Şöyle ver, ben annemle yiyeyim onu. İyi bakayım. Anneciğim şöyle tadına bakalım. Oh. Bir tat bakayım, benim açtığım. Çok güzel. Güzel, valla evet. Beğendin mi? Çok güzel, eline sağlık. Afiyet olsun. Sen de orada dumandan mahvoldun. Ben mahvoldum valla. Şöyle bir Kıvanç. Alırız hocam. Alırız. Göz göze geldik Kıvanç Bey, teşekkür ederim. Afiyet olsun, ne demek. Çok, evet, şimdi de katmer gelecek. Bardaklar da gelsin. Selim çocuklar gibi şen bugün ya. Ne güzel pişmiş. Şöyle koyayım. Onu keserim şimdi ben. Dur. Çıtır çıtır. Güzel değil mi? Abi peçete meçete yok mu, öyle verdin bize? Ha? Vallahi yok, görüyorsun ya. Hazır değil mi? Ha, onlar hazır. Böreklerimiz pişti. Katmeri bir ballayayım bakayım. Şöyle. Katmer bizim yapımımız abi. Öyle mi? Bal senden. Kan abim gelir gelmez. Kaptı. Dayanamadı. Havada kaptı. Evet. Ablalar börek deyip geçse de biz geçemiyoruz. O kadar doğal ve lezzetli ki. Benim açtığım incecik yufka ile de ayrı güzel oldu sanki. Soframız el birliğiyle kuruldu. Ellerimize sağlık.
Yeşilçam Köyü adı kadar nostaljik ama bir o kadar da canlı bir yaşam alanı. Akdeniz iklimi kendini her köşede belli ediyor. Baharda bazen güneşli, bazen de bulutlu bir atmosfer var. Ama doğanın ve insanların en sıcak tonları burada ve en az güneş kadar sıcaklar. Şimdi Duranfer abla ve Hüseyin abinin yanına yoğurt yapımına yardım etmeye gidiyorum. Bakalım kıvamını tutturabilecek miyim? Hüseyin abi ateşi hazırlıyorsun. Evet, hazırlıyorum. Suyunu dökelim. Bismillah. Hadi bakalım. Bunu direkt boşaltıyorum abla. Boşalt, boşalt. Hadi bismillah. Doğruna Sadık, döküp durursun sütleri dökme. Biraz elimden kaydı, kusura bakma. Kusur musur mu bu işte gari? Zoruna Sadık, görmüyor musun inekleri? Evet Hüseyin abi. Buyur abi. Ne yapıyoruz? Ne yapalım? Süt pişiriyoruz. Ocağa koyduk. Duranfer abla iyi çalışıyor ama. Vallahi şanslısın ben evet. Sana söyleyeyim ha. Evet, çok seçtim de aldım ben onu. Özellikle. Ben de dembel değilim ha? De. Ben yok yok, sen tembel değilsin canım. Öyle anlama sen şimdi. Hayır ama ben köyde çok erkek gördüm. Öyle hani hadi ben işim var falan deyip işten kaçan çok gördüm. Tabii. Bunu hiç açmayacağız değil mi? Hayır, yok, hayır. Açmayacağız. Böyle bırakıyorum bir saniye. Tabii işte dereceyine bakacağız, biçtim biçmedi mi diye. Ondan sonra... O arada yapılacak bir iş yok mu? O arada bulaşık talaşık yıkacağız işte. Tamam yıkayalım. Süt bulaşığını başından yıkayacağız bir saniye. Aynen. Tamam bulaşık hadi. Bulaşık yıkayacağız. Sen yardım mı ediyorsun bana? Ediyorum sana. Et bakalım. Bunu her gün yıkıyorsun o zaman her değil gün, mi? Her sağımdan sonra. Şu kapağını açalım mı? Dur. Sen bayağı çözdün bu işi. Sen ver, nerede benim bezim ya? Aman süt kaynamasın, dikkat et köpürür falan. Yok, taşmasın ha. Taştı mı zaten benim bittiğim gündür. Değil mi? Ya sen ne kadar zorluklarını alıyorsun beni inememesinden onu. Ya sen... Diye bir sürü hanımından sonra... Fırçayı yer misin? He? Fırçayı yer misin? Oo, değil çok mi? Yerim ben. Vallahi ama. Çok kavga ederim. Öyle mi dur Anfer abla? Hemen en sonra zor görmedin mi? Kavga ederim bazen. Ben nasıl yaptın onu derim. Ama haklısın. Değil mi? Niye döküyorsun derim. Doğru. Siz kendiniz uğraşmadığınızda bilmiyorsunuz diye kavga ederim. Aynen öyle. Bulaşık yıkıyorum diye tabii İstanbul'a dönünce bütün bulaşık bana kalmasın. Eve dönünce vallahi... Eve dönünce bulaşıkları sen yıka, güzel yıkayıp durursun. Evet. Hadi canım bulaşıklar seni bekliyor diye direktif gelebilir. Sen ona su tut da ben şu kovaları yıkayayım ya. Yani. Bulaşıkçı adam dolma mı gari köpür? Köpürmeden olur mu gari ya? Sütün kaymağı taşıyor. Fırçadan korkuyor ben sana söyleyeyim. Bak bak gözü gibi bakıyor. Taştı mı? Hanımdan fırçayı yemeyelim. Yok aman bir aman. Sık sık bakalım mı taşır mı? Tabii. Tamam mı ablacığım? Tamam. Havlun mu abi orada? Bunlara sileriz biz. Ver sileriz ya. Bu ne? Senin pantolon paçasın mı? Oğlanın paçası. 80 derecede olması gerek, kaynaması gerekiyor. Çayları içince ev adam olur. Vay, sağ olasın. Oh, bir bakalım bir elinden çay içelim. Teşekkür ettim. Çayda tavşan kanı. Otur bari yoruldun, içelim bir. Hoppa, şöyle bir oturalım. İki dakika dinlenelim abi sabahtan beri. Süt pişiyor, çabuk çekin çayları. Çekiver. Ya. İki dakika keyif yapalım dedik. Ona da fırsat verelim ya. Bir yudum aldık zaten. Bir yudum çayı aldık hadi kaçmasın diyor. Ben bitirip giderim bak. Nereye ben gidiyorsun? Ben bitirip giderim çayı. Bitirme zaten. Bakar mısın bak. Sen çayına bakayım senin. Çaya bak bitmiş. Abi biraz işe başlatalım. Yani yoksa vallahi bunun temposuna yetişilmez. Yetişilmez vallahi ya. Süt taşıyor hadi çok... hadi çekin çayı. Tamam ablacığım dur Allah'ım. Abi sen içeri mi götüreceksin onları? Ha ben içeri götüreceğim. Mayalama odasına götüreceğim. Hadi mayalamaya. Yani öyle kazanla alıverelim gari. Böyle. Böyle. Azıcık da ona katalım.
Hepsini boşalttık. Hadi ablacığım. Hadi bakalım, indi elma yalama odasına tamam. Götürelim. Bu sütümüz soğuk. Mayalama işlemine bununla başlayacağız. Bunların da 40 dereceye kadar düşmesini bekleyeceğiz. Aynen. O biraz zaman alıyor. Aynen. O yüzden biz bununla mayalamaya başlayalım. Tamam ablacığım. Tereyağı daha... Bir kaşık mı koyuyorsun? Şöyle bu kadar kosan yeter. Yetiyor. Ha. Karıştır. Tamam. Duranfer abla ve Hüseyin abiyle beraber yoğurt yaparken bana çok önemli bir tüyo verdiler. Mayalamayı tereyağıyla yapmak. Normalde yoğurt mayasıyla yapılıyor değil mi? Hı. İlk defa böyle ben tereyağla yapıldığını görüyorum. Ama tereyağına yaptın mı ekşime olmaz. İşte ekşimeyi önlüyor. Hı-hı. Uzun sürede dayanır. Ha bak öyle püf noktaları var. Aynen. Demek ki mayalama işlemini tereyağıyla yaparsak birincisi ekşime olmuyor. İkincisi de tadı daha tatlı oluyor. Aynen tatlı olur. Tadından yenmez o zaman. Aynen. Değil mi? Karıştıralım şöyle. Tamam, o zaman kapağımızı kapatalım. Hı hı. Onu soğuk havamıza koyalım. Hı hı. Dolaba koyalım. Tamam. Soğuk havamıza mayalansın bu orada. Oradaki yoğurt oluyor. O orada. Değil mi? Onun bir tadına bakacağız. Bakarız, bakarız. Oo, getirdin. Duranfer abla, sağ ol. Bak bakalım bu mayaladığımız yoğurdun tadına. Ver bakalım. Senin sayın da biz de yiyelim. Siz yemiyor musunuz? Biz böyle pek yemeği yeme. Unutuyor musun çalışmaktan? Çalışmaktan aynı. Tereyağına olan yoğurdun tadını gördün mü? Ha, görmez miyim? Bu ne böyle? Ben sana dedim, kaşığı yersin dedim. Kaşığı kendimi yiyeceğim şu an. Duranfer ablanın hızına yetişmek gerçekten çok zor. Eşi Hüseyin abi de bunun farkında. Her köye bir Duranfer abla lazım. İnsanın kendi yoğurdunu üretebilmesi çok büyük bir kolaylık. Zaten burada yaşayıp bakkaldan yoğurt almak kabul edilemez. Duranfer ablanın yoğurt tüyolarını eve dönünce mutlaka deneyeceğim. Şimdi yine kuşkonmaz tarlasına geçiyorum. Yeni fideler ekeceğiz. Öncesinde ise acil çapa yapmamız lazım. Bak başlamışlar zaten. Aslında bir de her gün zaten. Çapa. Ha, her gün çapa. Tabii. Biz de kızlar şu an hep kolay beraber. Kolay gelsin. Turgut abi. Sağ olun. Yine başlamışsınız erken evet, saatte. Evet, şükür abicim nasılsınız? Vallahi iyidir vallahi sizi sormalı. İyiyiz çok şükür. Nereden Kuvanç. Başlayacağız? Bize nasıl çapalıyoruz? Tabii ürün de var burada. Tabii şimdi zaten adı çapa. Çapalar sadece kenara. Sürgün etrafını elle temizlik yapıyoruz. Otları, tutup, kökü açıyoruz birlikte. Etrafını değil mi? Tabii rahatlatacağız onları. Evet evet. Etrafını güzelce açtıktan sonra kızların yaptığı gibi artık çapa ile beraber rahatlatabiliriz ottan. Evet, ne yapıyoruz? Bravo. Kenara mı atıyoruz? Dışarı. Bunlar zaten organik madde. Tekrardan aslında doğa kendi döngüsü içinde onlardan da besleniyor. Nuriye ne yapıyorsun? Ne yapayım işte? Ben evdeyim. Yine arada Aslavlum'a yardım için geliyorum çünkü onu çok seviyoruz. Çapalamaya çok mı geliyorsun daha evet, çok? Evet, çapalamaya geliyorum aynen. Çok iyi vallahi. Burada kadınlar çalışıyor ya. Peki onun dışında ne yapıyorsun? Yaz mevsimleri ben şeye gidiyorum. Marmaris'te otelde çalışıyorum. Kahve. Ha, evet, otel. Barista'yım ben. Baristasın. Evet. Vallahi mı? Evet, gerçekten. Şu an inanamadınız değil mi? Tabii. Ama baristayım, yapıyorum yani. Orada çiziyorum, şekiller çiziyorum kahvenin üzerine. Tarlada baristayla çalışacağım. Değil mi? Aklım yani ucundan geçmez. Kimin aklım vallahi. Ucuna gelir? Bayağı art yapıyorsun yani yapıyorum, o. Yapıyorum, aynen aynen. Çok iyi. Vallahi fidelerimiz hazır. Şuraya bir çukur hazırlayalım fideyi dikeceğimiz. Ne kadar da peki bu hale geliyor? 2 sene hasata kadar geçen zaman. Bunun için 2 sene mi bekliyorsun? Fide için. Aynen. Hadi canım. Evet. Kuşkonmaz benim için bir kere daha değerlendi şu an. Çapamızı yaptık. Aha. Çapa işi daha yorucu ben sana söyleyeyim. Bu da var ya. Yok. Aynen. Gelin bakalım. Bir yardım edin. Neredesiniz? Ben sana vereyim. Sen sepete koy. Al bunu koy. Al bakalım sen de. Devam. Var mı? Bak o ikisini de alalım. Tamam. Thank you.
Ayşe abla selam. Selam. İlk defa kadın çoban görüyorum ya. Ne yapalım ya? Vallahi. Ne örüyorsun? Ha, battaniye örüyorum. Battaniye örüyorum. Güzel de örüyorsun. Evet, ya. Evet. Kim için bu? Torunlarıma. Torun mu geliyor? Evet, evet. Ha. Olacak inşallah hayırlısına. İlk torun mu? Evet, ilk torun. Ben sana söyleyeyim, baldan tatlı. Evet, evet. Torun başka. Evet, hem değil nasıl mi? Hem nasıl. Belli zaten, sen hem çobanlık hem burada örgü. Aynen. Ama iyi çalışıyor. Bu köydeki kadınlar ben sana söyleyeyim, maşallah çok çalışıyorlar. Tabii çalışsınlar. Çalışma gelir. Çalışan evet, demir parlar. Dinamik tutar. Evet, her dinamik zaman. Tutar. Biraz önce kuşkonmaz topladık zaten. Aynen, beyin devamlı çalışmalı. Motor gibi çalışıyorlar. Tık 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 tık. Tabii tabii, öyle olmalı. Hiç atlamıyorlar. Asla, öyle olmalı. Çünkü neden? Türk kadını çalışır, çalışmak aynen, parlar. Evet. Türk kadını çalışkan. Aynen, aynen, ben öyle olması söyleyeyim. Lazım. Aynen. Ve ben hani gezdiğim her köyde de bunu görüyorum. Aynen. Kadın gücü aynen. Çok önemli. Ve aynen. Türkiye'de de bu kadın gücü var. Olsun. Değil mi? Daha olmalı. Da, daha da çok kenetlenelim, daha da böyle olsun. O yüzden ben burada çok mutlu oldum. Aynen. Bak, kadınlarla aynen. çalışmak, onların enerjisi aynen. bambaşka. En güzeli, en güzeli, en güzeli. Süper. Erkekler bu kadar çalışıyor mu? Maalesef. Nasıl bak, aynen. Aynı her köyde. Benimkini sorsan nereye gitti bugün? Muğla'ya. Yapma. Muğla'ya gezmeye vallahi gitti. Valla ama. Evet. Seninki bana de öyle. İnekler çıkarsan çıkar, çıkarmasan da hadi güle güle dedi. Tamam buradan arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Ha. Erkeklere seslenmek istiyorum. Gerçekten köydeki kadınlar kadar çalışmıyorsunuz. Aynen. Mümkün değil. Değil mi? Aradan çalışsa. Bir işleri var ama bak lafta hep bir iş var. Valla var da. Ha? Bilmiyorum. Valla orası hep karanlık. Hep bir iş var. Ha, ben bir... başı boş bıraktım. Allah Allah Allah. Çok kurcalamıyorsun. Aynen. Sen aynen. işini yapıyorsun. Aynen. Eline sağlık senin. Hayat böyle. Kaç baş var ya burada? Kaç vallahi baş var? Valla sayısını pek bilmiyorum. Ha sen evet. zaten örgüye dalmışsın. Evet, hayvanlar evet. baksana dağılmış. Yani. Dur şunları toparlayayım ben ya. Bu tarafa doğru hareket edeceğim. Ayşe teyze hem çobanlık yapıyor hem torununa battaniyesini örüyor. İnsan büyürken bazen bazı şeylerin kıymetini fark etmez. Ama bu battaniyenin değeri parayla ölçülmez. Evlat sevgisini, torun sevgisini bir battaniyeye sarıp sarmalayan Ayşe teyze hem senin... Hem ailenin ömrü bahtı güzel olsun. Yeşilçam köyünün kadınları çok çalışkanlar. Eminim ki her yeni gelen nesil de onların izinden gidecek. Kraliçe arının peşinde bereketli ballara ulaşmak için çalışan, arıcılık yapan Gürkan abinin yanına gidiyorum. Birlikte eski kovanları temizleyeceğiz. Etrafta başıboş gezen arılar bizi sokmaz umarım. Gürkan abi. Efendim. Burada mısın? Ne haber? Kovancım gel. O üstte kovanı getirebilir misin? Hemen mi? Hemen. Getiririm. Vakit kaybetmeyelim. Tamam öyle diyorsan öyle. Ne yapıyorsun? Sen başladın mı ki? Hazırlık yapıyorum. Çalışıyorum biraz çalıştım. Nereye koyayım? Koy takımın üstüne. Şimdi, ne yaptın? Bu önceden kullanılmış kovan herhalde. Önceden kullanılmış. Mesela tekrar kovan, arı koymamız için içini dezenfekte etmemiz gerekiyor. Tamam. Daha önce nasıl arı? Bal verdi mi bayağı? Verdi. Yere koyabiliriz. Koyun şöyle için. Koyalım. Nereden tutup kaldırıyorsun? Ha. Onu da alalım. Ha, niye onun içi öyle yanmış gibi? Yani siyah olursa arı daha siyahı daha çok sever. Ha, kovan içi karanlık olması gerekiyor. Ha, onun için biz içini karartıyoruz. Boyadın mı ismi o? İz, iz. Ha yaktın is. Yani sen. Ya boya değil. Tamam. Boya iyi olmaz. Tamam. Şu kovanı açalım. İçinde firmüzümüz var. Onu alalım. Evet abi. Şey mi? Tüpü mü getireyim? Evet. Tamam. Şimdi orada spatula var. Onu da alacağız. Spatulayı alıyorum. Kıvanç. Bir de burada şöyle bir alet var. Şu anda lazım değil ama. Lazım değilse kalsın abi. Petekleri kullanmamız, çekmemiz için, arılarla temas etmememiz için maşa aha. kullanıyoruz. Tamam. Şu mumlar var. Onları sıyırmamız gerekiyor. Böyle bir... Zımpara falan kullanmıyorsun değil yok, mi? Yok kullanmıyoruz onları. Petekleri nereye koyuyorsun abi peki? Petekleri çam bölgesine götürüyoruz. Tepeye mesela, mi götürüyorsun? Dağlara götürüyoruz. Peki çam balı mı? Çam yoksa balı. Çiçek balı mı? Burada çam balı. Çam balı var değil evet. mi? Daha değerli tabii. Çiçek balı önce, çam balı daha sonra. Ha tamam. Çam balı Muğla'ya has. Çok değerli, kıymetli bir balımızdır. Ateşle, fırmızla bunu yakacağız. Bakteriler olsun, haşeralar varsa. Direkt böyle içine tutuyorum değil mi evet, abi? Evet. Kovanın içini bakterilerden arındırmak için böyle ateşle yakıyoruz.
yakma işleminden sonra içinde hiçbir bakteri kalmayacak herhalde. Kalmıyor, kalmıyor. Tabanı da aynı şekilde. Mükemmel. Tamam mı abi? Mükemmel. Tamam. Mersiliyim ben. Bu nerede petekler? İki katlı kovan var. Grili olan. Hangisi abi? Petek var. Ha, ortadaki kovan. Bu kovancım. Bunu şimdi tahtadan tarafa bu siyah peteğimizi koyuyoruz. Şöyle mi? Evet. Kenara yanaştırıyoruz kovancım. Dibine kadar. Evet. Tamam. Bunu da açıya dış bölümüne koyacağız. Tamam. Niye peki o koyuyu oraya koyduk? Üşümemesi için. Kenara onu koyduk. Dış tarafını da bununla kapatacağız. Anladım. Buna aralı iki tane petek koyacağız. Ondan sonra kontrol edeceğiz. Mesela salkım yapar, dikkin yapar. O istiyor ki, petek istiyor. Tamam. Petek koyarız. O zaman ilave yapıyorsun. 3, 4, 5. Evet, daha da üretime çalışıyorsa kovanımız kat koyarız üzerine. 20 peteğe kadar çıkar. Ha, güzel çalıştıklarında 20 petek kadar. Evet. Petek sığıyor içine. Sığar, sığar. Bak arı geldi. Tabii hemen geldi. Bunu arıları mesela yağma yapmaması için kapatmamız lazım. O zaman kapağımızı da kapattık. Peki o arılar nereden girip çıkıyor abi? Ben onu anlamadım. Arılar buradan çıkıyor. Kovancım. Göremedim onu da. Giriş şeysi burası. Mesela... Ha, onu kapağını açıyorsun. Açıyoruz. Ha, tamam. Açıyoruz. Tamam. Buradan çalışıyorlar. Tamam abi. O zaman bunu arabaya koyalım abi. Tamam. Götürelim. Tamam mı? Beraber tutalım. Yok yok, ben koyarım ya. Getir kovancım o zaman. Sen bagajı açarsan. Bir tane kovan yaptık. Kovanımız hazır. Bunu şimdi bakalım nereye götürecek? Götürdüğü yere bırakacağız. Tamam, gidebilir miyiz? Koyalım kovancım bagajı. Onu diğer arılarımızın yanına bırakıp geleceğiz. Tamam. Kapağımızı kapatalım. Sen mi kullanacaksın? Kullan. Heh. Gel. Gel bakalım. R neresi abi? R bastırarak sol senden tarafa. Evet Kıvanç'ım. Mis gibi bir hava var. Şimdi bagajımızı açalım. Kıyafetlerimizi giyeceğiz değil mi? Önlem için kıyafetlerimizi giyelim. Tabii, önce. Önlem şart. Mustafa abinin Rize'deki arılar vallahi onu sokmuyordu. He. Kıyafet bile giymedi. Giymemiştir, doğrudur. Kafkas arısı bizim arılara göre biraz daha sakindir. Bal akım döneminde de fazla rahatsızlık vermezler. Biraz daha sakin olurlar. Ha bak, bu da enteresan bir bilgi. Kafkas evet. Arıları daha sakin oluyormuş. Buradaki arılar ne arısı? Muğla arısı mı? Bu bizim Muğla yöresinin arısı. Biraz da Kafkas'a göre. Biraz daha agresifler mi? Biraz daha agresif olur. Bir tanışalım bakalım arkadaşlarla. Biz önlemimizi alalım. Tabii. Önlemsiz olmaz yakalım. Abi. Şakası yok bu işin. Dumanı vereceğiz değil mi? Dumanlayalım ki. Tabii. Sakinlesinler biz biraz. Rahat çalışalım. Ben yakayım abi. Koyuyorum. Şimdi koyalım. Tamam, kapatacağız mı kafayı? Yok, kapatmayacağız daha. Tamam. İşlemimiz bitmedi. Versen bana. Bu işlemi hatırlarsınız. Rize'de gittiğimizde de Mustafa amca elime tutuşturmuştu. Bayağı sakinleştiriyor galiba bu. Sakinleştirir, evet evet. Bir eski kozalaklarımızdan da atalım. Ha, güzel yansın. Güzel yansın. Şöyle arkana, basayım da. Rüzgarı arkana alacaksın. Aynen. Heh. Yoksa var ya, nefes alamayız. Evet. Of. Dolduralım ki yeterli olsun. Tamam. Sen bana ver onu, ben basayım. Sen ben ne yapayım? Giy. Ha, eldivenleri. Onları da giyelim, ne olur ne olmaz. Tabii. Ben tamam mı abi? Hazırsın. Ben hazırım. Maşallah. Beraberce gidelim. Tamam. Kapatıyorum. Hadi artık arılara doğru gidebiliriz. Bu kovanımızı buraya koyalım. Benim önceden belirlemiş olduğum... Kovana gidelim. Sen ön tarafa geçme. Geçmiyorum. Burada kal. Tamam.
Şimdi bismillah diyelim. Açıyor muyuz? Ana kovanımızı açalım. Ver şimdi. Defa bu kovanı da görüyorum. Oo. Peki biz niye bunu açtık abi? Bu biraz daha gelişkin kovan. Mesela daha zayıf kovanlardan üretim yapamayız. Önce kraliçe arıyı bulmamız gerekiyor. Aa, kovanımız dalak yapmış. Maşallah. Abi bayağı da verimli galiba. Değil mi? Bakar mısın pete? Maşallah, maşallah, maşallah. Bunda kraliçe arımız gözükmüyor şu anda. Bunda gözükmüyor. Kraliçe arı şeyde kalması lazım, ana kovanımızda. Hı-hı. Onu kesin bulmamız gerekiyor. Tamam, o zaman aramaya devam. Evet. Duman basalım Kuvanç'cığım. Bakalım ben bulabilecek miyim acaba? Tamam. He? Vallahi heyecan yaptım. Fark olduğu için işçi arılardan... Yerlilerin dumanla anlaşması gibi biz de arılarla duman yoluyla iletişime geçtik. Sakin olun arılar. Biz dostuz. Dünyaya katkılarından dolayı arılar da bizim gerçek dostumuz. Tekrar... Ama kesin burada değil mi? Kesin, yani kesin, hani kesin kraliçe kovandır. Arısız bir kovan olmaz değil mi? Mümkün değil, olmaz. Net bir... Olmaz. Tamam, demek ki evet. Her kovanın içinde bir tane kraliçe arı oluyor. Evet, o arıyı evet. Da bulmamız gerekiyor. Evet. İki tane olma şansı da yok değil iki, mi? İki tane olma şansı kesinlikle yok. Vay be. Bir tane. Şimdi bu tarafta yok. O tarafta yok. Bu tarafta da yok abi. Bak nasıl kafayı sokmuş. Değil mi? Şimdi kovanı açtığımız zaman... Bakar mısın Serkan detaya? Resmen peteğin içine giriyor hayvan ya. Evet. Kovanı açtığımız zaman bal tüketir arı. Onun için işlemimizi ne kadar kısa zamanda yapabilirsek o kadar iyi olur. Bunlar polen mi oluyor? Onlar erkek arı larvası, yüksek aha. Yüksek olanlar. Tamam. Şu sarı sarı olanlar polen. Ha bu içindekiler. Evet. Tamam. Polen stoğumuz. Bir dumanı verelim Kuvanç'cığım. Yeterli. Heh, ben buldum. Bir dakika sen bırak, ben de bulacağım abi. Tabii kovanı açtığımızda kraliçe arıyı bulmak hiç kolay değildi. Ama Gürkan abinin sayesinde kraliçeyi buldum. Şu değil mi? Evet. Evet. Abi. Maşallah. Tabii o altına girmiş biraz önce, o yüzden görmedim. Buldum evet, maşallah. Evet, kraliçe arımız işte burada. Evet. Demek ki yuvayı dişi arı yapıyor. Evet. Ha, değil mi? Dişi kuş yapar. Dişi kuş ya. Gibi. Burada da... Dişi arı yuvayı hazırlıyor. Evet. Şimdi ne yapacağız abi? Bunu kapatıyor muyuz? Sen zahmet olmasın bir kovanımızı getirebilir misin Kıvanç? Getireyim abi. Nereye koyayım abi? Yönü öbür tarafa. Bir zahmet açalım Kıvanç'cığım. Tamam. Açalım kovanımızı. Sen körüğümüzü al gene Kıvanç'cığım. Hı hı. Şimdi ne yapacağız? Larvalı petek seçeceğiz kendimize. Larvalı dediğin ne oluyor abi? Kraliçe arı yapabilmesi için günlük yumurta olması lazım. Yumurta deriz, arı yumurtası. Arılar, işçi arılar onu sütle besleyerek kraliçe arısı memesi yaparlar. Tamam. Ondan sonra yaptığımız, üretim yaptığımız kovanımız kendi kraliçe arısını seçecek inşallah. Buldun mu? Bu peteğimizi aldık. Şunu da koyalım. Hem de aslında zevkli de bir iş, ben sana söyleyeyim. Çok. Üç tane peteğimizi yerleştirdik. Hı hı. Üşümemesi için kenarına boş petekleri de koyduk. Burası bu, için yeterlidir herhalde değil mi? Yeterli yeterli. Şuraya bir duman verelim. Bunu kapatalım ana kovanımızı. Tamam. Onlar artık o delikten içeri girecekler herhalde. Evet. Tamam. Dalağımızları düşmüş. Onu da arısını boşaltarak kovanımızın üstüne koyalım. İşaretimizi de koyalım Kıvanç'cığım. Tamam. Buna petek vereceğiz. Çünkü petek istemiş bu kovanımız. Tamam. Şimdi bu üretimi yaptığımız kovanımızı belli bir mesafeye götürmemiz gerekiyor. Hı hı. Neden götüreceğiz? İşçi arıların ana kovana dönmemesi için, kendini koruması için belli bir uzaklığa mesafeye götürmemiz gerekiyor. Ne kadar bir mesafe? Mesela en azından 3-4 kilometre, 5 kilometreye kadar götürsek daha iyi olur. Şimdi yakın koyarsak işçi arılar geriye döner. O zaman bu kovanı bırakır, geri eski kovanına mı geri döner? Arılar eski kovana döner, o zaman da yavrularımız üştür, larvalarımız. Aa. O zaman da iyi olmaz. Yolda göçmemesi için, devrilmemesi için çakmamız gerekiyor. Tamam abi. Merdiven sen devam et, yavaş yavaş devam et. Tamam, artık dumanlık bir iş kalmadı. 3-5 kilometre uzağa doğru gidiyoruz. Aynen, aynen. Tamam. Koyduk abi. Yavaş yavaş gidelim. Buradan da
müsait bir yere. Kovanımızı şöyle ön tarafa koyabiliriz şuraya. Aha. Hadi bakalım. Ters mi buldu? Onlardan da mı uzak koyacağız? Onlardan biraz uzak ön tarafına doğru koyarsak. Ha. Maskemizi takalım. Korunma moduna giriyoruz evet, abi. Evet, evet. Uçuş deliğini açtık Kıvanç'cığım. Arılarımız burada yeni bölgesini öğrenecekler. Burada kraliçe arısını üretecekler, seçecekler. Ondan sonra üretime hazır hale gelecekler inşallah. Evet. Hadi kalın sağlıcakla. Oh, dünya varmış. Değil mi? Geldiğimiz yoldan gidiyoruz değil mi? Aynen geriye. Bagajda arı dolu bir kovanla yolculuk ederken biraz korktum aslında. Ama Muğla yöresinin arıları Gürkan abinin söylediği kadar agresif değildi. Ya da bizi sokmayacak kadar çok sevdiler. Yeni kovanlarında ve yeni yerlerinde işçi arılar en değerli bal peteklerini üretmeye devam edecekler. Hepsini koyayım mı? Koyun. Bol tereyağlı olsun. Orayı atıyoruz. Orası çok dikli kısmı. Tık 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 kırıyoruz şimdi. Atıyor muyuz? Evet 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 hızlı hızlı hızlı. Tamam, hadi devam. Bence tamam. Gel As. Geldim. Hadi be. Hadi afiyet olsun. Ellerine sağlık. Of, mis gibi tereyağı kokuyor valla. Al çatalım da. Sağ ol. Sen patlat. Hadi bakalım. Evet, şuradan başlıyorum. Ben ilk defa kuşkonmazlı omlet diyeceğim. Gerçekten mi? Aa, çok yakışır kuşkonmazlı yumurta. Eline sağlık. Hadi bakalım. Açılışı yapalım o zaman. Özgeciğim sağ ol. Sağ ol. Of mu? Ellerine sağlık gel. Of gel mu? Otur sen otur. De hemen. Nereye? Ayaküstü mü? Evet. Olmaz otur. Otur Allah hadi. Allah beraber yiyeceğiz. Öyle bir parçacık marçacık. Kim yiyecek bu kadar yumurtayı? Derken ekibe bakıyorum. Evet. Nasıl? Çok iyi. Kameraya söylersen bir de. Mükemmel. Valla çok güzel, acı da güzel. Acı da yakıştı. Ben acıyı çok seviyorum omlette, yumurtada. Valla. Ben ve sevgili ekibim işçi arılar gibi çalıştık ve sahanda kuşkonmazı hak ettik. Tereyağlı peynir. Acayip. Oh, hadi gelin. Buyurun buyurun gençler. Kadın dayanışmasının ön planda olduğu Yeşilçam köyünde onlara elimden geldiğince destek olabilmek çok güzel bir histi. Bu köyün kraliçe arılarına bizi misafir ettikleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve yeni deneyimlerle doldurabileceğimiz başka bir kovan bulmak üzere Yeşilçam köyünden ayrılıyorum.